Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyeleri, çok değerli Beykozlular, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün özellikle Göztepe ve Yeni Mahalle'den gelen misafirlerimiz var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konu üzerinde duracağız. Göztepe ve Yeni Mahalle vatandaşlarımızın istekleri var, düşünceleri var, sorunları, problemleri var. Aslında bizim 3-4 yıldır gündeme getirdiğimiz, 3-4 yıldır konuştuğumuz sorunların aynısını bugün konuşacağız. Ama biz 3-4 yıldır bu sorunları bu mecliste gündeme getirdik. Sürekli anlattık, anlatmaya çalıştık. İlk defa Beykoz halkının, özellikle Göztepe Yeni Mahalle halkının bu kadar ciddi olarak konuya eğildiğini bugün görmüş oluyoruz burada. Kendilerine de teşekkür ediyorum geldikleri için. Gerçekten büyük bir problem. Beykoz'un imar problemi. Gerçekten büyük bir sorun. Biz defalarca bu mecliste bunu dile getirdik. Sürekli olarak şunu söyledik. Toplumsal menfaatlere göre plan yapalım. Bireysel menfaatlere göre plan yapmayalım. Bireysel menfaatlere göre yapılan planlar toplumsal menfaatlerdeki vatandaşlarımıza hitap etmez. Beykoz halkına hitap etmez. Binlerce kişinin menfaatini bir kişiye tercih etmeyelim dedik. Defalarca bunu söyledik. Şu anda söz konusu olan bu plan 15 yıldır devam eden bir plan olduğunu da biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Evet, 15 yıldır devam eden planlardı. Ama ilçemize baktığımız zaman 6 ayda imar olmayan yerler imara açıldı Beykoz ilçesinde. Ruhsata bağlandı ve inşaatlar yapıldı, bitirildi 6 ayda. 15 yıldır bu planlar bekletildi. Neden? Bu plan bölgesinde oturan insanlar Beykoz'un kendi yerli halkıydı. Beykozlulardı. Buralarda oturma hakkına sahip olan insanlardı burada. Ama onların sorunları bizi ilgilendirmedi. Defalarca şunu da söyledik, gündeme getirdik. Deprem deprem diyoruz, hala deprem diyoruz ve şunu da söylemiştik. Depreme karşı alınacak olan en önemli tedbirin planlar olduğunu da burada söyledik. Beykoz'un planlarının bir an önce yapılması gerektiğini defalarca dile getirdik. Ama öncelikli olarak halkın yoğun yaşadığı bölgelerden bahsettik. Dedi ki halkımızın yoğun olduğu yerlerdeki bölgelerdeki planlarımızı yapalım. Çünkü siz plan yapmazsanız vatandaş sakat, çürük ve kaçak yapılaşma olan bir binayı yasal hale ve sağlam hale dönüştüremez. Bunun emin olun çok mücadelesini verdik burada. Bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır. Ama Beykoz'da yapılan planlara baktık. Yapılan evlere de bakıyoruz. Kimlere hitap ettiğini de görüyoruz, değil mi? Beykoz'da. Ben Beykoz'un planlarını yapalım derken havuzlu villalı planlar yapalım dememiştik. Halkımızın yoğun olduğu, insanların can güvenliğine hitap eden yerlerde plan yapalım dedik. Ama maalesef bugüne kadar yapılan planlara baktığımızda insanların canına hitap eden değil de cebine hitap eden planlar olduğunu gördük. İlk defa Yeni Mahalle'de şu anda gündeme gelen bir plan, sizleri ilgilendiren bir plan yapıldı ve bu planda o bölge halkının mağdur olması da çok doğaldır. Neden? Çünkü siz yok sayılarak plan yapıldı. Birileri nasıl yapıldı? Yine bu mecliste bunu defalarca dile getirdik. Masanın bir ucunda özel sektörün elemanları plan yapar, diğer ucunda da hatırı sayılı kişiler oturur, karşılıklı orada plan yapılırsa ortaya çıkan tablo budur. Çok acı bir gerçek. Şimdi sadece bu sorunu siz yaşamıyorsunuz. Başka imar planı yapılan yerlerde de insanlarımız yaşadı. Yarın bir gün başka bölgelerde de yapılan planlarda başka insanlar da yaşayacaklar aynı sorunları. Çünkü bakış açısı şu. Beykoz halkına göre değil, birilerine göre plan yapılıyor. Siz bugün bu gerçeği gördünüz ve burada geldiniz, tepkinizi dile getiriyorsunuz. Ben şu anda asgari süresi var planlarla ilgili. Bu bir aylık askı süresinde 237 kişinin imzası olan bir dilekçe var elimde. İnsanlar itiraz ediyorlar. Henüz geç kalınmış değil. Bu insanların itirazlarının dikkate alınarak bu planlar mümkünse, yani biz de burada destek vererek yeniden bu insanlar mağdur edilmeden bu planların hayata geçirilmesi ve yenilenmesi konusunda Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak biz destek vereceğiz. Şimdi bir de şu var, yapılan planlara baktığımızda ya insanların bütün hayatı, bütün çoluk çocuğunun geleceği o arsa üzerinde. Bütün beklentisi o, bütün dünyası o. Zaten çok zor şartlarda elde etmiş olduğu bu arsalarının daha sonra tekrar bir daha satın alarak, ikinci bir kez para ödeyerek almışlar.
Bütün hayallerini, bütün dünyalarını yıkmaya gerek var mı yani bu insanların? Oturup hem toplumsal menfaatleri ön planda tutarak hem de oradaki insanların menfaatlerini koruyarak, kollayarak bir plan çalışması yapılabilir. Yani geldiğimiz noktada dediğim gibi 15 yıllık plan bekleyen bir yerde bir plan geldi. Şimdi insanlar keşke şunu söylüyorlar. Hiç plan gelmeseydi. Keşke buranın imar durumu olmasaydı da mevcut haline razıydık. Konuma geldiler. Oysa herkes plan bekler. Ben tekrar söylüyorum. Yeni Mahalle ve Göztepe halkının sesine kulak verelim. Hatadan dönelim. Zaten sürekli olarak aynı konuda hata yapılıyor. Gelecekte de bu hataları göreceğiz. Aynı hatalar tekrar yapılacak. Bunlar adı hata değil. Emin olun bunlar bilinçli olarak yapılmış hatalardır. Bilerek yapılan hatalardır. Neden? Eğer bir şey var kardeşim. Ya Beykoz halkının menfaatlerine göre ya da birilerinin menfaatlerine göre olaya bakarsanız ortaya çıkan tablo budur. Bireysel menfaatlere bakarsanız bu tablo çıkar. Beykoz halkının menfaatlerine bakacak olursak ortaya farklı bir tablo çıkardı. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.